Değerli basın mensupları, saygıdeğer hemşehrilerim ve değerli partililer. 9 Şubat'ta bir il kongre süreci yaşayacağız. 9 Şubat'ta yapılacak il kongresinde il başkanlığına aday olduk. Bir mevki ve makama aday olduğunuz zaman size sorarlar. Niçin aday oldunuz diye. İşte tam da bu noktada 2-3 gün önce yaşadığımız derin acıdan mütevellit, deprem acısından mütevellit, il başkan adayı oldum. Şimdi diyeceksiniz ki ne ilgisi var, ne alakası var? Naci Görür Hoca'nın birkaç günden beri televizyonlarda aktardığı bir olay var. Kahramanmaraş ile ilgili, Doğu Anadolu fay hattıyla ilgili. Bu kardeşiniz Naci Görür Hoca'nın söylediklerini bundan tam 7 yıl önce kelimesi kelimesine aynısını ifade etti. Meslek icabı ve siyaset icabı bu açıklamayı arşive girdiğiniz zaman çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu bizim memleket aşkımızdan kaynaklanıyor. Biz Kahramanmaraş'ı seviyoruz. Kahramanmaraş için bir taşı bir taşın üzerine koymaya çalışıyoruz. O anlamda 7 yıl önce uyarmıştım Maraş'taki yetkilileri. Bakın demiştim, periyodunu çok geçen ve gerçek anlamda bir enerji birikimi olan bir Doğu Anadolu fay hattı var. O yüzden gelin kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden bu memleketteki binaların dayanıklı binalara dönüştürülmesiyle ilgili adımlarınızı atın demiştim. Geçenlerde değerli basın mensuplarından haberimi yayınlayanlar oldu. Sanıyorum Mehmet abiyle gitmiştik. Tekke'deki kentsel dönüşüm başlayan yere. Binaların bir kısmını yıkmışlar. Harabeye çevirip öyle bırakmışlar. Ve billboardlara ilan astılar. Ne dediler? Tekke'de kentsel dönüşüm başlayacak. 5 yıldan beri kentsel dönüşümü yapmayan belediye Tekke ile ilgili de şu ana kadar bir adım atmış değil. İşte bu noktada ben il başkanlığına aday oldum. Belediyeciliğin kitabını yazdım diye gelip Büyükşehir Belediye Başkanı olan önümüze kitap diye koyduklarını açtığımız zaman içinde hiçbir şey yazmayan boş bir defter bulduğumuz ve bir yıl üzerinden geçmesine rağmen yerel seçimlerin hala Maraş'a çivi çakılmayan bir belediyesinin mevcudiyetinden dolayı ben il başkanı adayı oldum. Kendi verdikleri önerge Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği zaman sevinen milletvekilleri için ben il başkanı adayı oldum. Ben üvey bırakılan Andır'ın için il başkanı adayı oldum. Ben Göksu'nun Fındık ilçesinde, Fındık beldesinde bin dönüm araziyi bir milletvekilinin kayınbiraderine tahsis edenlerin karşısında dimdik durmak için il başkanı adayı oldum. Ben Aksu nehrini kirletenlerin ve bundan rant elde edenlerin karşısında bu memleketin havasını, suyunu, toprağını ve insanını zehirleyemezsiniz demek için il başkan adayı oldum arkadaşlar. Elbistan'ın bitmeyen yolu için, Nurhağa gelmeyen yatırım için, pazarcığın bir türlü gelişmesine katkı sunmayan beceriksiz yöneticilerin karşısında hakkımızı aramak için ben il başkan adayı oldum arkadaşlar. Ben merkezde Kahramanmaraş'ın adına kahramanlık unvanına yakışır bir şehirde bir kent oluşabilmesi için il başkan adayı oldum. Bakın 100. yıl etkinlikleri yapılıyor. 100. yıl etkinlikleri ile ilgili hiçbir ulusal medyada Kahramanmaraş ile ilgili bir tek satır haber çıkmıyor. Yine geçen bu 100. yılla ilgili basın mensuplarından arkadaşlarla sohbet ederken işte ne yapılabilir diye sorduklarında İlber Hoca'ya atıfta bulunmuştum. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız İlber Hoca gibi bir tarihçiyi Maraş'a getirin de en azından halkla buluşturun demiştim. Dün gördüm billboardlarda herhalde İlber Hoca geliyor imiş. İşte güzel kentimiz Kahramanmaraş'ın hak ettiği değeri bulabilmesi için il başkanı adayı oldum. Peki il başkanı adayı olduğumuzda ne yapacağız? Kısaca onlardan da bahsedeyim. Bakın eğer il başkanlığı bize tevdi edilirse delegelerimiz tarafından neler yapacağız? Ben şimdi size soruyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu gelse Yedikuyular kayak bölgesinde bir küçük röportaj yapsa, ulusal medyada yayınlansa bu reklamı tüm Türkiye'de yapabilsek
Kahramanmaraş için kötü mü olur? Ya da Sayın Mansur Yavaş gelse bizim çok güzel bir değerimiz olan Başkonuş Yaylası'nda ulusal gazetelere, ulusal televizyonlara bir röportaj verse çok mu kötü olur? Yapacağımız ilk şey arkadaşlar Kahramanmaraş'ımızı Türkiye'de daha fazla tanıtmak olacak bizim il başkanlığımız döneminde. Geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlarım bunu yaptılar. 81 ilden il başkanını ve temsilcilerini Kahramanmaraş'ta biz toparladık. Onlarla bir çalışma yaptık. Ama yetmez. Bir adım öteye taşımamız gerekiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük kentlerini Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetiyor. Biz o Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını Kahramanmaraş'a getireceğiz. Kahramanmaraş'ı gezdireceğiz. Kahramanmaraş'ı tanıtacağız. Ve 81 ildeki il başkanlarımızla koordineli bir biçimde, hani buradan da yapılıyor ya işte Cuma çıkışlı 2 günlük Mardin turu ya da Kapadokya ya da Karadeniz turu gibi. İl başkanlarımızdan rica edeceğiz. 81 ilde yaşayan Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizi Kahramanmaraş'a getireceğiz. Kahramanmaraş'ımızı tanıtacağız. Bizim Maraş olarak en büyük eksikliğimiz tanıtım arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekiyor. O reklamı mutlak suretle yapmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımızdan Kahramanmaraş için destek isteyeceğiz. Ve yine gerek diğer illerde gerekse yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle bir araya gelip Kahramanmaraş'a daha fazla yatırım yapmalarını isteyeceğiz. Kahramanmaraş'ta daha fazla istihdam sağlamalarını isteyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ya bütün bunlar iktidarın işi. Yapmayan bir iktidar var arkadaşlar. Hizmet getirmeyen bir iktidar var. Bunları beceremeyen bir iktidar var. İşte muhalefet partisinin il başkan adayı olarak benim projelerimden birkaç tanesi bunlar. Ben eğer il başkanı seçilirsem bunları mutlak suretle yapacağım. Gerekiyorsa atlayacağım uçağa, yurt dışına gideceğim. Oradaki Kahramanmaraşlarla bir araya gelip Kahramanmaraş'a gelmelerini sağlayacağım. Buraya yatırım yapmalarını sağlayacağım. Ki bu demin ifade ettiğim gibi memleketimizin tanıtımı anlamında çok önemli. Bakın Ilıca gibi bir değerimiz var. Ekinözü gibi bir değerimiz var. Ama maalesef biz bunlarla ilgili gerekli çalışmaları bir türlü yapamıyoruz. Kabuğumuzu bir türlü yırtamıyoruz. Bu arada geçen yine aranızdan birkaç basın mensubu arkadaşımla karşılaştım. Bana dediler ki başkan dediler AKP'li yöneticiler biraz tedirgin. Niye hayırola dedim. Sizin il başkan adaylığınızı duymuşlar. İnşallah aday olmaz diyorlar dediler. Ben de güldüm. Dedim onlara söyleyin. Emin olun bu saatten sonra çok uykuları kaçacak. Onların çok uykularını kaçıracağım. Seçildikten sonra bu memlekete hizmet etmeyen bürokratların, bu memlekete hizmet etmeyen belediye başkanlarının, milletvekillerinin 24 saat takipçisi olacağım arkadaşlar. Bunu yapar mıyım? Bunu en iyi sizler biliyorsunuz, bunu yaparım. Eğer bu memlekete hizmet etmeyen, hizmet etmeyerek ihanet eden birileri de olursa, emin olun yakasına yapışır, bunun hesabını halkın adına sorarım. Kahramanmaraş Türkiyeoğlu yolunu 5. kez kazıp 5. kez sıcak asfalt dökenlerden bunun hesabını sormamız lazım arkadaşlar. Çağlayan Cerit'in yolunu yapmayanlardan bunun hesabını sormamız lazım. Heyelan olup göçen kısmını bariyerle kapatıp 5 yıldan beri o yolu hizmete kapatanlardan bunun hesabını sormamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu sayın milletvekilimizle birlikte el ele, yürek yüreğe o mecliste biz de yerelde bunların takipçisi olacağız. Bu sorunların çözümüyle ilgili mutlak suretle 24 saat görevimizin başında olacağız. Ben bu vesileyle bugüne kadar görev yapan başta il başkanımız Sayın Esat Şengül ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Onlarla ilgili bir olumsuz eleştiriyi kabul etmiyorum. Onlar bu partinin il başkanı ve il yöneticileri. Hepsi benim için çok değerli dostlar ve arkadaşlar. Ama bir bayrak yarışı olarak düşünün. Biz nasip olursa 9 Şubat'ta o bayrağı devralacağız. Bir müddet o bayrağı taşıdıktan sonra bizden sonra gelecek olan genç arkadaşlarımıza o bayrağı teslim edeceğiz. O yüzden bu hizmet yarışında bu yarışa çıkan Sayın Esat Şengül'e ve Kibar Özdemir'e de başarılar diliyorum.
Onlar da bu partinin değerli üyeleri, değerli biri il başkanı, diğeri bu partiye hizmet etmiş bir ablamız. Onlara da ben sonsuz başarılar diliyorum. Ama geçmişten gelen 26 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan hizmetim ve tecrübelerimle, gençliğimle, enerjimle bu işi daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm için de bu göreve talip oldum. 9 Şubat'ta tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegasyonundan destek istiyorum. Bizim yapılanmamız, yapılanma modelimiz arkadaşlar tabandan tavana doğrudur. Üyelerimiz delegeleri belirler. Delegelerimiz ilçe yönetimlerini ve ilçe delegelerini belirler. İlçe ili belirler. İl Ankara'ya gider. Genel merkez yöneticilerini ve genel başkanı seçer. Bizde hiçbir genel merkez yöneticisi ve genel başkan kongrelerde il başkanını belirlemez arkadaşlar. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden halka dayanıyoruz, gücümüzü halktan alıyoruz. Bu anlamda arkadaşlardan soran oldu, geç kalmadınız mı açıklamayı yapmak için diye. Hayır, geç kalmadım. 26 yılını bu partiye çalışarak, 26 yılını bu partide geçirmiş bir kardeşiniz, bir evladınız olarak ben Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesiyle büyüdüm. İlk öğrendiğim şey, örgütün ve teşkilatın dışında hiçbir şey yapılmaz. Ben çıktım, ilçelerimizi iki defa gezdim. Delegelerimizi ve partililerimizi dinledim. Onlardan icazet aldım. Taban ve partililerimiz, başkanım bu görev sana düşüyor, elini taşın altına koy dediği için bugün adayım arkadaşlar. Bu saatten sonra siz sormadan ben söyleyeyim. Herhangi bir adayın lehine çekilmem kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değildir. Diğer iki arkadaşım eğer İsterlerse Ünal Ateş'in başkanlığında ortak bir yönetim listesi hazırlayabiliriz. Ona her zaman kapım açık. Ama Ünal Ateş inşallah 9 Şubat'ta o kongre salonunda aday olacak. 10 Şubat'ta da Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı olarak görevine başlayacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.